Merhaba. Merhaba. Bu bölüm, bu haftanın ya da bu iki haftanın en önemli konularından bir tanesi Marcafoni ve bu coin'in kapanmasını konuşacağız. Maalesef. Hadi başlayalım. Başlayalım. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Tabii çok üzücü. Orası kesin yani. Bence girişim dünyası için kötü haberler. Kapanan her şirket aslında bir nevi kara leke. Yani çünkü Türkiye piyasasına demek ki işler iyi gitmiyor. Evet. Bu ülkeye yatırım yapacak adam ya burada patır patır şirketler batıyor. O yüzden ben en iyisi buraya girmeyeyim diyecek diye düşünüyorum. Yani ama öyle bir etkisi mutlaka vardır. Mutlaka vardır. Ama diğer taraftan hani Marcafoni battı diye, bu koli battı diye ya da kapandı diye tabii ki ülkede hani bir şeyler bitmeyecek, bir şeyler devam etmeyecek gibi bir durum yok. O yüzden hani o şeye çok takılmıyorum. O tarafına çok takılmıyorum. Ama üzücü. Neden kapanmıştır? Neden kapandıklarını açıkladılar. Takip edebildim mi? Biraz yok, bahsedeyim edemedim mi? Şimdi Marcafoni biliyorsun Nespresso grubu satın almıştı. Hı hı. Tamamını mı yoksa bir kısmını mı? Tamamını almışlardı. Tamam. Yani kuruculardan, sinafalardan 2015'te yanılmıyorsam tamamen bütün hiçbir hissesi kalmamıştı. Kurucu ortakların. Ve tamamen profesyonel ekip tarafından işletilen bir şirketti. Çok rekabetçi bir şey ticaret Türkiye'de. Hele tekstil perakendesi, tekstil ticareti çok 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 rekabetçi. Şimdi şöyle düşünelim. Marcafoni modeli ilk çıktığında Türkiye'de herhalde ilk ya da ilklerden birisiydi. İlklerden biriydi. Hatta davet usulü çalışıyordu. Hatırlıyorsun değil mi? Evet. Yani ben girip oraya Marcafoni.com'a girip hadi hemen bir alışveriş yapayım diyemiyordum. Beni birisinin referans olması ve Marcafoni.com'a davet etmesi gerekiyordu. Hı hı. O zaman için çok böyle çığır açıcı bir şeydi. Bir diğer sebebi de o tarih itibariyle işte atıyorum ne bileyim işte Burberry'nin, Lacoste'un bilmem nenin ürünleri yoktu internette. Yani ucuza bulabileceğim bir sitesi yoktu. Hatta evet, kendi sitelerinde bile satmıyordu bu markalar. Şimdi Marcafoni çıktığı tarih itibariyle bakınca o yüzden çok hızlı büyüdüler. Yani e-ticaret daha yeni gelişiyor. Şirketler kendi e-ticaret siteleri daha yok. İnsanların bir şeye ihtiyacı var. Ürünleri ucuza almaya ihtiyacı var. En önemli bence bacak orası ki bence Marcafoni'nin kapanmasının altında yatan sebep de bu. Çok ucuza ürün almak isteyenlerin girdiği bir sitesin sen. Markalar ama baktı ki o kadar çok satış yapıyor ki bu tarz işte pazar yerlerinde. Yani niye ben kendi sitemi açıp niye seri sonu ürünlerimi ya da işte ucuz ürünlerimi kendi sistemde satmıyorum demeye başladılar. Daha karlı olacak onun için de. Tabii yani şimdi Marcafoni'ye verdiği ya da işte benzer sitelere verdiği komisyonları artık ödememeye başlayacaklar. Evet. Hikaye orada bence şey oldu. Aslında fiyat rekabeti başladı ve o fiyat rekabeti yani, tek yönü aşağıya doğruydu. Ben bir kullanıcı olarak ya da işte eşim şunu yapmaya başladı. İşte atıyorum bir tane elbise beğendi. O beğendiği elbiseyi eskiden sadece Marcafoni'den alabilirken süperdi işler Marcafoni için. Hı. Şimdi Trendyol'dan alabiliyor, oradan alabiliyor, buradan alabiliyor. Bir sürü farklı küçük e-ticaret siteleri çıktı. İşte evet, adamın bir işte atıyorum Lacoste bayisi var ya da Lacoste seri sonu mağazası var. Adam oradan ürünleri toplu çekiyor, internetten satıyor. Yani bir sürü rakibi oldu. Günün sonunda birkaç tane şey var yani. Bir, işine kadar ucuza yapabildiğin çok önemli. Evet. İki, customer acquisition'ın ne kadar ucuz olduğu belli. Evet. 5 sene öncesine göre kullanıcı satın almak şimdi daha pahalı. Haksız mıyım? Doğru. Çünkü aynı, ya benim eşime ulaşmak isteyen 10 tanesi de var. Onu birden Fulya'ya ulaşıp Fulya'ya elbise satmak için uğraşıyorlar. Doğal olarak da Fulya'ya ulaşmanın maliyeti eskisine göre daha yüksek oldu. Çünkü artık o kitle hedeflemek kolay oldu. Herkes gidip evet, bugün Facebook reklam üzerinden veya Google reklam üzerinden ilgili kitleyi hedefleyebiliyor. Biraz evet, para koyup Marcafoni'yi beğenenleri yani. Marcafoni'yi beğenenlere reklam ver diyebiliyorsun ya artık. Evet. Yani bu bence yeterince şey, rekabetçi bir şey. O yüzden yani bir ciddi neden buydu yani. Yani açıklamada şeydi işte oluşan pazar şartları, karlılık vesaire nedenleriyle Marcafoni operasyonunu durdurma kararı aldı. Bir de şey var, hani şunu atlamamak lazım bence. Birçok zaman söylemek istemeyen bir konu ama 15 Temmuz'dan sonra da ciddi bir şey oldu. Ya bir nasıl diyeyim,
durulma demeyeyim de bir ülkesel riskler diyorlar ya, yerel riskler, lokal risk, işte coğrafi riskler. Ya olabilir ama ben bu işte onu düşünmüyorum. Tam tersi, bu tarz durumların, 15 Temmuz'da yaşanan durum gibi, işte bombalama vesaire gibi durumların ticaret siteleri üzerinde bence olumlu da bir etkisi var. İnsanlar AVM'ye gitmiyorlar. Şey. Evet, olabilir. Yani nasıl işte yemek sepetinin satışları artıyorsa bu dönemlerde insanlar eve sipariş veriyorsa. Evet, yanılmıyorsa onların öyle bir açıklaması var. Domino's artmış, arttı demişti. Şimdi bunu düşününce bana şey gelmiyor. Yani illaki yatırımcı, yabancı yatırımcının motivasyonu düşmüş olabilir ülkeyle ilgili. Ama ülke için diyorsun şey. Evet. Ülke için büyük bir etkisi olmamıştır. Tabii. Yani bence şirketin oradan bir kaybı olmuş mudur bilmiyorum. Yani ben dışarıdan bakan bir göz olarak bana çok şey gelmiyor. Oradan bir kayıp yaşamış olacaklarını düşünmüyorum ben. Bir şey o. Hani Marcofoni hikayesi böyle. Üzücü. Ama evet, tabii bu Trendyol için de bir avantaj. Şimdi pazarda tek başına dev kaldı. Bizim ofiste hatta bu hafta dikkat ettim. Ne zaman Berfin'in yanından geçsem koliler dolusu Trendyol görüyorum yani. Her gün böyle kargocular bize harıl harıl şey taşıyorlar. Eski Marcofoni artı Trendyol'du. Evet. Şimdi doğru. Marcofoni kutuları, evet, Trendyol yani, kutuları. Aynen öyle ve şunu da fark ettim. Ya şimdi bu ayın sonu kapatacaklar galiba. Tamam, bütün operasyonları durduracaklar. Neden satmadılar konusu ben çok merak ediyorum. Yani tabii yatırımcı çok büyük olduğu için üzerine bir çizik atıp bunu hani hadi artık hani şey yaptım ben bu işten vazgeçtim demesi kolay belki. Ama mesela satmak, eminim Marcofoni'yi almak isteyecek bir sürü adam vardır yani piyasada. Demek ki bence bunu mutlaka değerlendirmişlerdi ama yani eğer ama şöyle rakamlar şeyi göstermiyorsa hani Marcofoni'yi satın alırken Sinafra'dan ve ortaklarda atıyorum 100 lira ödedilerse bugün birisi 10 lira bile ödüyorsa onlara sıfırdan iyi gibi geliyor bana. Ben küçük düşünüyor olabilirim. Onlar 100 lirayı yaktık, oldu bitti onlar diye olabilirler. Onlar iflas dediler değil mi? İflas demediler. İflas. Kapatıyoruz dediler. Ben iflas diye bir şey duydum bir yerden. İflas yok, zannetmiyorum. Hayır. Haberini tamam. Duydum. Eğer tamam, öyleyse demek ki hani borçlarını da alıyorsun ya şirkete alırsan. Belki ondan dolayı kimse işe girmek istemedi. Yani ben bilmiyorum, olabilir belki ama hani günün sonunda ama Marcofoni çok değerli bir şey. Yani ben atıyorum XYZ şirketi olsam, Türkiye'de tekstil işi yapıyor olsam Marcofoni markası bile değerli ya. Ya al Marcofoni markasını, tamam. Sadece markayı satın al. Şirketi satın alma. Olabilir, git onunla olabilir. İş yap. Yani çok değerli bir marka. Marcofoni belki görürüz. Taze direkti görmedik mi? Taze direkti görürüz. Bir süre sonra. Epey uzun bir süre sonra. Belki Marcofoni markasını tekrar görme şansımız olur. Yani evet. Belli olmaz. Evet. Bu koli ne yaptığını biliyor muydun? Çok sürpriz oldu. Evet yani ben. Ben şaşırdım. Biliyorsun Borusan Lojistik'in bir girişimi, aslında bir corporate startup, yani bir kurumsal bir şirket var arkasında. Bence iş modelleri çok iyiydi. Tabii hiç kullandın mı? Hayır. Çünkü bizim ofise geliyor kargolar. O evet. Yüzden bir sıkıntım yok yani ofise gelmesi benim için yeterli oluyor. Eve gelen kargolarla ilgili problemim vardı. Ama bence çok büyük bir şey. Hani, yaptığı şey de aslında çiçekçiye bırakacaksın. Yani evde yoksun. Evde yoksun. Sokaktaki bakkaldan akşam kargonu al. Köşedeki, bunu demene gerek yok. Köşedeki şeyden çiçekçiye gelsin kargon. Yani bu koli seçiyorsun e-ticaret sitesinden. Sonra bu kolide hangi lokasyondaki teslim alma noktasına bırakacağını seçiyordun. Orada bir dolap var. İçerisinde hayır, hepsinde dolap yok. Bazı yerlerde de dolaplar yerleştirdiler. Bu koli dolapları yerleştirdiler. Bu koli dolabından gidip şifrenle girip alıyordun. Diğerleri gidip bırakıyor direkt. Laz bakkala bırakıyor. Laz bakkalından teslim alıyorsun. Bu koli ne ilgisi var? İşte bu koli yani. O sistemin adı tabii de bu koli gidiyor bakkalla anlaşıyor. Bakkal bu koli işareti falan koyuyor şeye, mağazasına. Diyor ki ben senin şeyini kabul ederim diyor. Evet. Çok güzel bir iş modeli. Bence hani birçok yerde iş yapardı diye düşünüyorum. Öyle bir durum var. Onlar da hani yeterli karlılığa, yeterli şeye ulaşmadığı için bu koli projesini kapatıyoruz dediler. Bazen bana şunu düşündürüyor. Acaba pazar hayal ettiğimiz kadar büyük değil mi bazı konular için? Kesinlikle her bazı konular mutlaka büyüktür ama bazı konular için gördüğüm kadarıyla o zaman yeteri kadar değil yani yetmiyor. Bir işi karlılığa çevirmek için yetmeyebilir. Hep şey var ya product market fit diyorlar evet, ya. Yani evet, çok iyi bir ürünün var. O ürünü o fiyatla o pazar, o segmente satabilecek misin sorusu önemli olan. Evet. Demek ki bu koli hizmetini o fiyata
e-ticaretten ürün alan insanlar daha şey yapamadılar. Ha bir de şu var Arman. Hala Türkiye'deki e-ticaret çok büyüme potansiyeli var. Yani bütün dünyadaki o istatistiklere göre Türkiye'de hala e-ticaret oranı düşük. Belki de bundan 2-3 sene sonra e-ticaretlerin oranı, insanların daha sık elektronik ticaretten alışveriş yapması bu koli gibi bir projeyi bundan 2 sene sonra çok daha hızlı boost edebilecek bir yere getirebilir. Ama şey dikkat etmek lazım. Hani eskiden şey vardı. Hani siteye açtın ne koyarsan koy sat. Tabii tabii. Artık o gitti. Yok. Artık çok dikkatli, çok planlı. Hakikaten doğru fiyatlara, doğru bir marka stratejisiyle gitmen gerekiyor. Yoksa doğru. Şansın yok yani. Yok. Seni yerler mümkün o pazarda değil. Yani. Mümkün değil yani. Okay. İki tane haber. Dediğim gibi piyasa için üzücü. Ama bence birilerinin yani bu kolinin de Markafoni işte İlker Baydar'ın da çıkıp bence bu hikayeyi anlatması lazım. Çok büyük değerli. Bir tecrübe, çok aha, değerli. Yani Markafoni gibi, Bukoli gibi büyük bir şirketin, değerli bir şirketin neden kapatma kararı? Yani kapatma kararı da çok önemli. Bence o kararı verebilmek de çok cesaret isteyen ve çok zor bir karar. Aynen, ama evet, verilmesi doğru. Gereken bir karar. Doğru kesinlikle. Yani eğer sen büyümeyi, işte ne bileyim, karlılığı göremiyorsan bir yerde dur demelisin. Aynen öyle. Tabii ki exit'te yani o kapatma durumundan yapacağın stratejinin bu tahmin ediyorum aylardır, yıllardır konuşuyorlardır. O tecrübe bence çok 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 önemli. Yani bir şirketi kurmak kadar, büyütmek kadar kapatabilme tecrübesi bence çok önemli ve değerli bir tecrübe. Güzel, o yüzden umarım yakın gelecekte bu hikayelerin altında hani biz şunları böyle oldu, bu buraya gitmediği için kapatmayı karar verdik konularını dinlemeye başlarız. İnşallah. Post-mortem diyorlar bu arada Amerika'da. Ne diyorlar? Post-mortem yani olaydan sonra geri dönüp. Aynen feed beyin pazara. O yüzden böyle bir post-mortem belki görsek çok harika olur. Evet. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Siz de lütfen bu iki şirketin kapatılma kararı ile ilgili görüş ve önerilerinizi lütfen yorumlar bölümüne yazın. Lütfen bölümü beğendiyseniz likelayın ve yine lütfen paylaşın. Sosyal medyada paylaşın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.